Merhaba, ben Doktor Burak. Bugün tıp fakültesine giriş ve sonraki aşamaları konuşacağız. Tıp fakültesine nasıl girilir? Lise kısmını hiç bahsetmeyeceğim. Liseden sonra üniversitelere hazırlık sınavına giriyorsunuz. Daha sonra aldığınız puana göre Türkiye'nin belirli yerlerine büyük puandan küçük puana doğru bir sıralamanız oluyor. Ona göre bir yer seçip tıp fakültesine giriyorsunuz. Tıp fakültesi 6 yıl Türkiye'de. Bazı yerlerde, bazı ülkelerde 4 yıl ilk premedik denilen bir kısım okunuyor. Daha sonra bölüm seçiliyor, daha sonra okunuyor. Türkiye'de 6 yıl, dünyanın çoğu ülkesinde 6 yıl olarak okunuyor. Ben 2008 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdim. 6 yıl okudum, 2014 yılında mezun oldum. Bazı fakültelerde hazırlık sınıfları oluyor. Böylece 7 yıl bile olabiliyor. Lisede de hatta hazırlık sınıfı okuduysanız bu biraz hayata geç atılmanıza sebep olabilir. İlk 4 yıl tıp fakültesinde özellikle ilk 3 yıl temel bilimler, sonraki 3 yıl klinik bilimler olarak bazı dersler var. Temel bilim derslerinden anatomi belki en çok duyulan derslerden biri, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji, ilaç bilimi ya da genetik olabilir, biyofizik olabilir, biyokimya olabilir. Bu tarz dersler görülüyor. Sonraki 3 yılda da klinik bilimler, dahiliye olabilir, pediatri, kadın doğum, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, çocuk cerrahisi şeklinde bu tarz dersler var. 4. yıl fakülte öğrencilerine stajyer diyoruz. 6. yıl fakülte öğrencilerine intern diyoruz. Stajyer doktorlar dahiliye, genel cerrahi, kadın doğum, pediatri bu tarz derslerde aydan aya bazen 2 ay bazen 3 aylık stajlar şeklinde dersler arasında rotasyon yaparak derslerini görürler. Vize sınavları olur. Sözlü sınavları genelde, final sınavları genelde sözlü şeklinde olabilir. Bazıları yazılı şeklinde yapabilir. Ama çoğunlukla hoca sözlüsü olur. Bir grup arkadaşınızla beraber hocanın karşısında hoca size soru sorar. Onlara cevap verirsiniz. Buna stajyerlik dönemi diyoruz. Sonra 5. sınıf var. 5. sınıfa geçtiğiniz zaman da daha küçük branşlar. İşte kulak, burun, boğaz, göz, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi, çocuk cerrahisi gibi nöroloji olabilir. Bu tarz stajlarda genellikle bir ay, maksimum bir aylık stajlar şeklinde olur bunlar. Bir yılı da bunlarla geze geze stajları yapa yapa öğrenirsiniz. 5. sınıf bu dediğim şekilde oluyor. Daha sonra 6. sınıf internlik kısmı. Burada yazılı sınav yok. Burada tamamen bölümler arasında orada bir çalışan doktor gibisiniz. Yani mezuniyetten önce ve öğrencilik arasında bir şey. Çalışıyorsunuz orada. Hatta son zamanlarda bizim zamanımızda başlamıştı. İntern doktorlara maaş verme meselesi var. Belki bir 300 lira, 500 lira olabilir. Şu anki miktarı net olarak bilmiyorum. Aylık ücret alıyorlar. İntern doktorlar ne yapıyor? Servisteki bütün işleri yaparlar. Hemşirelik işinden tutun, personel işlerinden tutun. Doktorluk işleri, her türlü iş. Tansiyon ölçme olsun, hastayı getir götür işleri, hastaya bir şey lazımdır, bir şey alınır, getirilir, götürülür. Maalesef Türkiye'de intern her yerde kullanılır. İnternlik bittikten sonra diplomanız Sağlık Bakanlığı'na gönderiliyor. Bu artık mezun oldu. Doktor olarak kabul ediliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nın mecburi hizmet denilen bir sistemi var. Üniversite mezunu doktorların, yeni mezun doktorların yapması gereken devlete karşı yükümlü olduğu mecburi hizmet. Atamaya giriyorsunuz. Atamaya girdikten sonra da çeşitli illere gönderiliyorsunuz. Gittiğiniz ile göre değişen çalışma süreleri var. Mesela Türkiye'nin en doğusunda bir yere gittiğiniz zaman, Ağrı'ya gittiğiniz zaman orada bir 400 günlük mecburi çalışma süreniz var. Mecburi adı mecburi. Şöyle, eğer o süreyi bitirmezseniz devlet sizi doktor olarak kabul etmiyor. Eğer bitirirseniz oradan istifa edebilirsiniz. Özel bir hastaneye geçebilirsiniz. Orada da çalışabilirsiniz. Ama bitiremezseniz böyle bir çalışma imkanı sunmuyor size. Devlet diplomanızı tanımıyor. Mecburi hizmeti yaparken bir de tıpta uzmanlık sınavı denilen bir mesele var. Mezun olduktan sonra bu sınava öğrenciler girer. Aldıkları puana göre, istedikleri bölüme göre çeşitli tercihler yaparlar. Bazı bölümlerin puanları yüksektir. Bazılarının puanları diğerlerine göre daha düşüktür. Kişi de ne istiyorsa ona göre tercihini yapar ve asistanlık süreci başlar bundan sonra. Diyelim mecburi hizmete gittiniz. Aynı zamanda TUS'a da girdiniz. Mecburi hizmete başladığınız zaman bir ay ortalama çalıştıktan sonra genelde TUS sınavı açıklanır. Daha sonrasında kazandığınız yere gitmeniz gerekir. Ya da mecburi hizmete başlamadan TUS sınavı açıklanır. Hiç başlamadan
gideceğiniz yere gitmeden direkt kazandığınız yere, asistanlık yapacağınız yere gidebilirsiniz. Asistanlık seçtiğiniz bölüme göre değişir. Genelde cerrahi branşlar 5 yıl, dahili branşlar genelde 4 yıl, aile hekimliği 3 yıl şeklinde asistanlık süreleri var. Bu asistanlık sürelerinden sonra devletin yine tekrardan mecburi hizmet, uzmanlar için mecburi hizmet zorunluluğu var. Pratisyenken ayrı mecburi hizmet, uzmanken ayrı mecburi hizmet, yandal uzman olduğunuzda ayrı mecburi hizmet. Bu tarz yükümlülüklerimiz var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer konuşmamı istediğiniz bir konu olursa bana özelden mesaj atabilirsiniz ya da yorumlara yazı yazabilirsiniz. Teşekkürler.